sevgili anneler. Ben bir çocuk yogası dersinin nasıl geçtiğini merak ettim ve bugün nefes yogaya geldim. Yanımda çocuk yogası eğitmeni Gökçe Akyıldız var. Merhabalar Gökçe. Merhaba. Gökçe, bir çocuk yogası pozu gösterme şansın var mı bana? Tabii gösterebilirim. Hatta böyle minik bir yoga oyunu oynayabiliriz dilerseniz. Evet, evet. Böyle biraz çocuk yogasında bahsetmiştik de hem hayal gücü çalışması içeren hem de yoga duruşlarını ve hikayeleri harmanladığımız minik bir yoga oyunumuz var. İsmi de Kelebeğin Yolculuğu. Tamam. Şimdi ilk önce kelebeğimizi oluşturuyoruz. Bunun için ayaklarımın altını, ayaklarımın tabanlarını birbiriyle birleştiriyorum ve böyle bacaklarımın arasında bir baklava dilimi oluşuyor. Ve bacaklarım kelebeğin kanadı haline geliyor. Ve şöyle ilk önce bir ayak bileklerini tutup şöyle bir salla kanatlarını. Şöyle bir kelebeğimin kanatları rahatlasın. Sonra en önemli ikinci yerini oluşturacağım kelebeğin. Neresi olabilir sence? Kanatları. Kanatlarını oluşturdun. Olur. Bir yer daha var. Böyle kanatlarının antenleri. Üzerinde antenleri. Evet, tamam. Antenleri. Çünkü kelebeğin çok önemli. Dış dünyadan haber almasına yardımcı oluyor. Evet. Duyuyor, görüyor. Bütün her şeyi antenleriyle yapıyor. O yüzden antenlerini de yerleştirdikten sonra artık uçuşa başlayabilirim. Peki. Ama öncesinde yapacağım çok minik bir şey daha var. Gözlerini kapatmanı istiyorum. Kapat gözlerini. Ve şimdi kelebeğin bir bahçeye gidecek. Bahçede bir çiçeğin üzerine konacak. Çiçeğini hayal etmeni istiyorum. Bu çiçek nasıl bir çiçek? Yaprakları nasıl? Rengi nasıl? Hatta belki kokusunu bile hayal edebilirsin bu çiçeğin. Aç gözlerini. Ve uçmaya başla. Uç, 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 uç. Ve ben 1-2-3 dediğimde bu çiçeğin üzerine dinlenmek üzere konacağız. 1-2-3. Bir elimi yerleştirdim yere, diğer kanadımı kapattım, öbür kanadımı gökyüzüne açtım. Ve sallamaya başladım rüzgarda. Hatta istersem rüzgarın sesi nasıl bir ses olabilir? Rüzgarın sesini de ekleyebilirim. Olabilir. Evet, belki bunu da ekleyebilirim buna. Şimdi tekrar uçuşa geçme vakti. Çünkü başka bir yere daha gideceğim. Daha bitmedi yolculuğum. Tekrar geldim ortaya. Yeniden hazırladım antenlerimi ve kelebeğimin kanatlarını ve uçuyorum bu kez diğer tarafa doğru. Yeniden hızlıca hayal et, kapat gözlerini uçarken bu sefer bir ormanın içinde bir ağacın dalına konacaksın. Nasıl bir ağaç acaba ağacın? Uç, 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 uç. Aç gözlerini. Bu sefer diğer tarafa yerleştir elini, kapat bir kanadını, kaldır diğer kanadını, ağacın dalındasın. Ve tepede çok güzel bir güneş var. Bir merhaba demek ister misin güneşe? Merhaba. Merhaba güneş, biz buradayız, hiç gitme. Şimdi gece olmadan eve dönme vakti. Kelebeğimin bayağı bir uçması gerekiyor, bayağı bir hızlı uçması gerekiyor. Hazır mısın bu uçuşa? Hazırım. O zaman tekrar hazırladım kanatlarımı, antenlerimi ve hızlıca evime doğru uçuyorum. Uç, 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 uç. Artık geldim, yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım. Ve kanatlarımı kapattım. Sarıldım şöyle kanatlarıma, başımı da düşürdüm. Yaprağımın üzerinde artık yavaşça bir uykuya dalma vakti geldi. Ve belki gene hafif bir akşam rüzgarı var. Rüzgarın sesi duyuluyor. Yavaşça başını kaldır. Gel otur bakalım bir bağdaşa. Evet. Şimdi minik bir sorum var. Bu pozdan sonra genelde bunu çocuklara da soruyorum. Önce bir bahçeye gittik. Bir çiçeğin üstüne konduk. Sonra bir ormana gittik. Bir ağacın dalına konduk. Nasıl bir çiçekti çiçeğin? Mavi kocaman bir çiçekti. Kokusunu mavi hatırlıyor yapraklı. Musun? Evet, tatlı bir kokusu vardı. Çok tatlı çok kokuyordu. Peki ağacın nasıl bir ağaçtı? Ağacım da böyle çok dalları olan, çok sık dalları olan koyu yeşil, çok büyük bir ağaçtı. Çok güzel. Evet, bu da böyle bir yolculuk. Bunun gibi çok güzel. Bir sürü oyun içeren ve birçok şeyi bir arada toplayan yoga oyunları var. Eğer gelirseniz bekliyorum derslerde hepsini oynamak üzere. Çok isterim. Evet sevgili anneler, biz Gökçe ile çok güzel bir yolculuğa çıktık. Hem hayal gücünü geliştiren hem de çocukların fiziksel özelliklerini geliştiren harika bir şey çocuk yogası. Ben bile çok sevdim, ben bile katılmak istiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.